Muhterem kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Bugün yeni bir adab-ı muaşeret sohbetinde inşallah telefonda konuşma adabını görmeye çalışacağız. Değerli kardeşlerim, telefon cidden büyük bir nimet. Hayatımıza girdiği günden beri bizim hayatımızı ne kadar kolaylaştırdı ve mutlu etti biliyoruz. Özellikle de akıllı telefonlar çıktıktan sonra benim en çok hoşuma giden bir husus cebimde kütüphane taşıyorum. Yani binlerce kitabım telefonumla beraber benim yanımda istediğim her yerden istediğim konuyu okuyabiliyorum, araştırabiliyorum. Sizler de hiç şüphesiz sosyal medya dahil olmak üzere bu telefonu kullanıyorsunuz. Değerli kardeşlerim, telefonu akıllı olduğu için yalnız başına kullanacağımız saatler başka ama telefon konuşması deyince biz genellikle bir başkasıyla olan konuşmaları kastediyoruz. Bunda da doğrusu daha çok iş konularında yapılan konuşmalar ya da çok yakınımız olmayan insanlarla konuşmaları kastediyoruz. Ve diyoruz ki telefon konuşması iletişim için gereklidir. Arkadaş sohbeti, yüz yüze ziyaretleşme, hal hatı sorma veya hoşuna giden bir manzara, bir yemek, bir vaziyet, bir durumu arkadaşlarla uzun uzun paylaşma değil. Bu olmaz olur mu? Bugünlerde olabilir. Önceden evlerimizde bir telefon vardı. Santrala bağlı hatlarla. Ve o telefonu çok meşgul etmek doğru değildi. Ama şimdi herkesin şahsi telefonu var. O yüzden telefon sohbetlerinde muhatabı iki kısma ayırıyoruz. Birisi iş görüşmelerinde veya yabancılarda veya resmi sohbetlerimizde olduğu gibi. Değerli kardeşlerim, bu tür telefonları çok uzatmamak, maksadımızı ifade ettikten sonra kapatmak gerekir. Yanınızda bulunan yöneticiniz veya beraberinizde çalıştığınız iş arkadaşlarınız zaman zaman telefona davet edilebilir. Böyle bir durumda eğer karşıdaki insan sizi değil de sizin yanınızda bir başkası insanla konuşmak istiyorsa hemen deyip telefona kimi istiyorsa onu vermek lazım. Karşıdaki insana siz kimsiniz demeye gerek yok. Bazen telefon ederiz, telefona bir çocuk çıkar, alo siz kimsiniz işte falan fıstık konuşmaya dalar. Vaktimiz müsaitse biz de çocukla sohbet ederiz. Çocuğu sevindirmek isteriz ama her zaman vakit müsait olabilir. Oğlum sen babanı ver dersin. Çocuk bağırarak gider. Baba seni birisi çağırıyor diye. Şimdi açtık telefonu. Babanı verir misiniz diyor bir ses. Sen kimsin demek adab-ı muaşeret kurallarına uymaz. Ve bağırmak da hoş değil. Baba! Seni birisi çağırıyor. Telefonu bırakırsınız peki efendim diyerek. Gidersiniz babanızın yanına ve sizi birisi çağırıyor dersiniz yani. Bu önemli kurallarımızdan bir tanesidir. Yani telefona birisi davet ederken sen kimsin denmez ya da bağırarak çağrılmaz. Değerli kardeşlerim, çok mecburi olmadıkça iş arkadaşlarımızın özellikle de amirlerimizin telefonunu kullanmamamız lazım. Eğer mutlaka kullanmamız lazımsa o zaman hem izin almalı hem de onun bulunduğu masa bir nevi özel odası gibidir. O masasını teftiş etmeden ne var burada ne yok önünde yazı, notlar falan, evrak hiçbir şeyi incelemeden, karışmadan çünkü bir nevi mahremdir yani onun masası çalışmaları, konuşmasını yapıp gitmesi lazım. Yine
Telefonda ses çok önemli. Telefonda konuşurken çok bağırarak konuşmak da rahatsız edicidir. Yüksek ses, bağırarak konuşma aslında yüz yüze olduğunda da rahatsız edicidir. Çok kısık bir sesle efendim anlamadım diye karşıdakini tekrar ettirecek kadar da böyle konuşmalar hoş değildir. Değerli kardeşlerim, olağanüstü durumlar olur. Onlar müstesna. İstisnalar kaideyi bozmaz diyoruz. Ama mümkün mertebe saat 9-10'dan önce, akşam da 21 yani 9'dan sonra aramamak lazım telefonda. En geç 10 olabilir yani. Çünkü o saatten sonra genellikle beklenmedik telefonlar olur ve insanlar bu tür telefonlardan korkar, tedirgin olur. Bu saatte arandığına göre efendim mutlaka bir acı haber vardır denir yani. Saat 9'dan önce de insanlar uyanmışlardır, giyinmişlerdir, yemeklerini yiyorlardır, işlerine çıkacaklardır veya tatil günü ise yatıyor olabilir, istirahat ediyor olabilir. 9'dan önce de aranmak çok hoş değil yani. Değerli kardeşlerim, birisini telefonda arıyoruz. Telefonun belli bir süresi var, arama süresi. Sonuna kadar aratmamız şart değil. Karşıdaki insan telefonun başında ve cevap vermek istiyorsa zaten üçüncü, dördüncü, beşinci çalışmada alır ve açar. Daha sonra telefonun çaldırmaya devam etmek hoş değil yani. Sizi birisi arıyorsa siz de beşinci çaldırmadan önce mutlaka telefon alıp cevap vermelisiniz. Ha, bunun istisnası olmaz mı? Olur elbette. Yani siz bir odada bulunursunuz, telefonunuz başka bir yerde, süratle oraya intikal edersiniz. Veya bazı kardeşlerimiz çantalarında telefon taşır. Yahu ben çok söylerim, şu telefonunuzun çantanızda bir sürü oda var. Şu telefona mahsus bir oda koyun. Her zaman oraya koyun. Efendim telefon çaldığı zaman oradan arayın. Yani telefonu çantanızın içerisinde nereye koyduğunuzu bilin. Yok, telefon çaldı, bütün çantayı allak bullak ederler. Telefonu bilmem için telefon çalmaya devam eder. Siz de rahatsız olursunuz yani. Sizi hiç ilgilendirmedi halde. Böyle çantanın içerisinde telefon aranıyor. Ya Allah'tan korkun, bu çantada 5-10 tane göz var yani. Dış tarafından bir çırçırla kapanmış bir gözüne, burası telefon gözü derseniz, çantanızda telefon çaldığı zaman hiç araştırmaz, elinize atar alırsınız yani. Değerli kardeşlerim, birisine telefon ettiğimiz zaman karşıdan alo dediler. Alo evet demek. Ya da buyurun dediler. Veya telefon açıldı. Tabii karşıdakinin alo ya da efendim ya da buyurun demesi söze başlamak için. Mutlaka karşıdaki insana konuşurken önce selam vermek, hayırlı günler dilemek ve sonra da kendisini tanıtmak lazım. Gerçi bugün telefonlar akıllı. Telefonda kayıtlı ise orada kimin aradığı ismin de belli oluyor. İnsanlar genellikle tanırlar. Sesten de tanıyabilirler ama aradan uzun zaman geçince dostlar sesi ya da bazen telefondaki elektronik cihaz nihayet ses de değişmiş olabilir. İsim okunması da ekranda yardımcı olur. Bilmediği bir telefon ise burada daha çok önemli. Hemen birisini aradığımızda selam vermeli, efendim kendimizi tanıtmalı ve kiminle görüşmek istiyorsak onu söylemeyiz. Veya karşıda birisi efendim
konuşuyor. Selamdan kelamdan sonra kiminle görüşüyorum diye kim olduğunu tanımaya çalışabiliriz. Değerli kardeşlerim, bazen bizi yanlışlıkla ararlar. Biz de başkalarını yanlışlıkla arayabiliriz. Eğer böyle bir durumun meydana geldiğini gördüğümüzde çok özür dilerim. Yanlış numara olmuş demek yeter. Hatta karşıdaki insanları kuşkulandırmamak için ben falan, numaram budur. Her ne kadar telefonda daha sonra kayıt altında gözüküyorsa da akıllı telefonlarda, ben buyum, telefonum budur falanla görüşmek istemiştim. Yanlış numara der karşıdaki, özür dilerim, rahatsızlık gördüm der, nazikçe kapatır. Yani biz yanlış numara arayabiliriz, özür dileriz veya karşıdaki yanlış olarak bizi anlamışsa yanlış numara der, özrünü kabul eder ve böyle kuşku, vesvese, peşine düşme, tedirginlik gibi hususlardan da kaçınmamız lazım. Bazıları bunu bayağı bir sorun eder yani. Telefonla konuşmalarda yapılmaması gereken bir nokta da hem telefonla konuşup hem de odanın içinde bir başkasıyla konuşmak. İki konuşmak da bazen oluyor. Çok komik durumlar. Görüyoruz böyle. Efendim, telefonla konuşurken yandakine bir laf söylüyor. Karşıdaki anlamadım diyor. Sana söylemedim diyor. Sana demedim, bana ne dedin diyor. Yani sana birisi bir şey söylüyordur. Ona cevap vermen de gerekir. Telefonda olunca zaten der karşıdaki. Telefonla konuştuğunu görünce o sükut eder. Etmek lazım. Telefonda konuşan adama bir de siz konuşursanız ortalıkta böyle komik bir manzara hasıl olabilir. Değerli kardeşlerim, bir başka mesele, telefon ettiğimiz zat her kim ise kendimizi tanıttık, selam verdik efendim. Sonra müsait misiniz diye sormamız lazım. Eğer müsait değilse hiç gücenmeden ben sizi daha sonra ararım deyip kapatmanız lazım. Ve mutlaka da aramanız lazım. Yani. Olur ya, bazen insanlar yemek esnasında olabilir, bir iş toplantısında olabilir, öğretmen de derste olabilir vesaire vesaire. Müsait olmayabilir yani. O bakımdan mevzuyu müsait misiniz diye açmadan önce bir sormak lazım. Ve bu tür konuşmaları uzatmamak lazım. Konuşma süresi mümkün olduğunca kısa tutulması lazım. Yani sırf zaman doldurmak için vakit geçirmek veya morali bozulmuştur. Bir arkadaşla konuşmak iyi gelirdir. Olabilir. İnsanlık halidir ama karşıdaki insanın durumu ne acaba? O yüzden müsait misiniz diye sormak lazım. Onun havasına bakmak lazım yani. Eskiden olsaydı ev telefonlarında biz derdik ki bu tür telefonları sohbet için kullanmayın. Ama şimdi başta da söylediğim gibi cep telefonları olunca herkese ait, belki de bazı dostlarımızı uzak şehirlerde, uzak ülkelerdeki dostlarımızı özledik. Bir sesini duyalım, nasılsın, iyi misiniz diye. Böyle sırf sesini duymak ve bir muhabbet içinde aranabilir. Bu olabilir yani. Değerli kardeşlerim, bir başka nezaket kuralı telefonda konuşmakta. Telefonu kim açtıysa müsaade isteyip hoşça kal deyip onun kapatması lazım.
Ben telefonu açtım. Karşıdaki diyeceğini dedi. Daha benim ne diyeceğim bilmiyor tabii. Beklemeden haydi eyvallah diyor, kapatıyor. Ya arkadaş, bir mesele açtık. İkinci bir mesele belki var. Soracağım üçüncü bir mesele var belki. Yani telefonu yüzüne kapatır gibi kapatmak olmaması için telefonu kim açtıysa konuşmayı da onun sonlandırması gerekir. Böylece telefon yüze kapatılmış olmaz. Ama diyeceksiniz ki hocam kapatmıyor adam. Yani açmış telefon, bir soru sormuş, cevabını vermişsiniz. Bir daha aynı konuyu, bir daha aynı konuyu anlatıyor. Bazı insanlarda böyle bir hastalık olur. Anlaşılmadığını zannederek efendim bir cümleyle söyleyip ifade edeceği bir konuyu aktarır, devirir, baştan alır, tekrar eder, anlatır da anlatır mübarek. Ya ne lüzum var? Efendim baştan alayım der, bir daha anlatır veya konu tam ortada bir yer soracaktır. Soracak olan konuyu sormaz da işte biz şöyle durumdaydık arkadaşlarla böyle diye 2 saat tartışmayı anlatır. Sonunda da soracağı, mesela bize bazen böyle telefonlar gelir. Hocam şu helal mıdır haram mıdır? Bunun dini durumu nedir? Kardeş, hikaye anlatacağına bunu sorsa, ya biz arkadaşlarla şöyle konuşuyorduk, o bunu dedi, bu onu dedi, dur hocama anlatalım dedik falan. 2 saat hikaye anlatıyor. Tabi sabırlı olmak lazım. Gönül kırmamak için biz de evet evet dinleriz. Halbuki hocam şu meselenin dini hükmü nedir diye efendim hikayesini bir kenara bırakırım. Sorsa bizim de zamanımızı boşu boşuna meşgul etmez. Şimdi telefonu kim ettiyse o kapatsın diyoruz ama kapatmıyor adam. Konuşup duruyor. O sıralarda siz onu da incitmeden başka bir yol bulabilirseniz bulun yani. Mesela kusura bakma beni birisi arıyor. Konuşma mevzu bitmiş miydi diyebilirsiniz. Veya beni toplantıdan çağırıyorlar. Efendim beni amirim çağırıyor, müdürüm çağırıyor. Konuşma bitmediyse ben döndükten sonra seni arayayım mı? Bir şekilde yani siz kapatabilirsiniz ama arayayım mı demişseniz veya ararım demişseniz de yalan çıkmaması için aramanız lazım. Bir başka telefon adabından birisi, başkasını telefonuna davet ederken takınılacağımız nazik tavırlardır. Çok önemli bir konu. Yani arkadaşımızı yanımızda çağırıyorlar. Biz de hemen vereyim efendim diyecek yerde bağırıyoruz ona. Ve ondan sonra hayırdır niye çağırıyorsunuz o arkadaşınızı? İşte ya hiç sorumu da şöyle şöyle bir adamdır. Bir sürü gerekmez, uygunsuz sözler konuşuyoruz. Bunlar da hoş değildir ya. Değerli kardeşlerim, akıllı telefonlar için bir başka tehlike, karşıya telefon açmadan telefonu kullanma tehlikesi. Adaba aykırı bir durum. Nedir o? İşte arkadaşlarla oturuyoruz ve 2 kişi karşılıklı oturuyorsunuz. Adam akıllı telefonunu çıkarıyor. Efendim bir yerlere giriyor. Ha diyor sana. Laf göze verilir ya. Kulağında dinliyorsan ciddi ciddi laf verilir. Bakıyorsun bakıyorsun böyle. Seni geçiştiriyor o. Sosyal medyada veya işte video bilmem ne kendine göre oyun. Bunlar da yakışıksız şeylerdir. Yani arkadaşlarla sohbet esnasında bu yapılmaz. Hatta bazı toplantılarda telefonu kapatmak lazım. Kapatamıyorsak, telefon açıldıysa müsaade eder misiniz şuna cevap vereyim demek ve
Eğer bir mahsur yoksa orada kısık sesle mevzuyu konuşuvermek ve kısa kesmek, yoksa dışarıya çıkarak konuşmayı yaptıktan sonra içeriye gelmek gerekir. Velhasıl sevgili kardeşlerim, telefonla konuşmak da bir görgü kuralı, bir adab-ı muaşeret, bir edepler bütünüdür. Hayat boyu edepli olmamız, görgü kurallarına uymamız bizim saadetimiz, mutluluğumuz için ve toplumsal hayatımızın düzeni için şarttır. Bunlara riayet etmemiz gerekir. Hoşça kalın ve selam.